Merakla ve artık iyice sabırsızlıkla beklediğimiz 51-99 no'lu hayvan hakları kanunu değişikliğinde son düzeyine gelindiğini biliyoruz. Az kaldı, yasa değişiminin eli kulağında. Meclisin onayına gidecek yasa tasarısı ile ilgili umut da var, endişeler de var. Tasarı meclise gidene dek hayvan hakları için fayda sağlamak adına tüm hayvanseverler olarak yasayı bugünlerde sık sık gündeme getirmemiz ve kırmızı çizgilerimizi sık sık tekrarlamamız şart. En önemlilerinin başında 6. maddenin korunması geliyor. Kulislerde dolanan dedikodu, yeni çıkacak yasada okul, cami, park ve hastane gibi kalabalık yerlerde sokak hayvanlarının yaşamasına izin verilmeyeceği yönünde. Bunun düşüncesi bile korkunç geliyor bana. Mevcut yasada hayvanlar sokaklarda, bulundukları yerlerde yaşarlar. Belediye kısırlaştırıp ya da tedavi edip tekrar bulunduğu yere bırakır. Bu durumun altını çizen 6. maddenin değiştirilerek sokaklarımızdaki hayvanların toplatılmasını, özetle kedi göbeklerin şehirlerden atılmasını kabullenmemiz bile mümkün değildir. Hayvanların mal kapsamından çıkarılıp can statüsüne alınması ve onlara yönelik öldürme, yaralama, işkence, cinsel istismar ve benzeri fiillerin hürriyeti bağlayıcı ceza kapsamına alınmasını bekliyoruz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus, hürriyeti bağlayıcı cezanın alt sınırının 2 yıl 1 aydan başlaması, yani hiçbir şekilde para cezasına dönüştürülmemesi. Ve bir başka nokta da cinsel istismarın ayrı tutulmadan aynı öldürme, işkence gibi değerlendirilmesi. Her gün bir köpeğe, hatta bir kediye bile tecavüz haberiyle sarsılıyoruz. Bu nedenle bu ceza gerçekten çok ama çok önemli. Ve belediyeler. Çok iyi biliyoruz ki hayvanlara karşı kitlesel ve en büyük suçları aslında belediyeler işlemekte. Belediyelere ceza gelmesini istiyoruz. Belediye Kanunu madde 14'te değişikliğe gidilerek hak ihlallerine karşılık belediye ilgilerinin cezalandırılması öngörülmeli. Her il ve ilçe belediyesinde tam teşekküllü bakım evi, nöbetçi veteriner hekim olmalı. Ve belediyelerde hayvanlarla ilgili birimlerde çalışan kişiler, tercihen evde hayvan bakmış ya da bakmakta olan insanlardan seçilmeli. Yunus parkları kapatılmalı. Hayvan unsuru barındıran sirkler yasaklanmalı. Ve kafesli hayvanat bahçelerinden doğal ortam yaratılmış hayvanat bahçelerine geçiş sağlanmalı. Sahiplendiği hayvanı sokağa terk edenlere ceza yaptırım gelmeli. Şu anki yasada hayvanı terk eden 200 TL gibi bir ceza alıyor. Kürk üretimi, kürk satışı yasaklanmalı. Yasaklı ırkları geri alabileceksiniz. Şu sıralar hayvan polislerinin adı sık sık yasaklı ırk toplamakla anılıyor. Şikayet geldiğinde mecburen müdahale ediyorlar. Bu durum yasaya aykırı değil. Ama olayın kendisi tamamen yanlış. Tehlikeli olan hayvan değil, onu o şekilde saldırgan yetiştiren insan olduğunu biliyoruz. Asıl suç, fiziksel yapı olarak güçlü olan bu köpekleri henüz yavruyken gün ışığı görmediği bir odaya kapatıp, aç bırakıp, döverek saldırgan olması için yetiştirenlerdi. Onları saldırgan yetiştiren sahiplerine ciddi cezalar getirilmeli, bu hayvanların diğer hayvanlara ve insanlara saldırmaları, zarar vermeleri tabii ki de engellenmeli. Hayvan dövüşlerinin önüne geçilmeli. Ama bunlar da sadece isimleri yasaklı ırk diye tek bir şikayette yuvalarından alınıp hücreleri kapatılıyorlar. Yeni yasa çıkıp yasaklı ırklarla ilgili düzenleme geldiğinde toplanıp hücreye hapsedilen bu hayvanların geri verilmesini bekliyoruz. Bu nedenle evlatları evlerinden alınan aileler takibi bırakmasınlar. Umarım bir süre sonra çocuklarına tekrar kavuşabilecekler. Şimdi sizlere son zamanlarda hayvanlara yapılan zulümleri paylaşacağım. Yani insanlar bu kadar canileşmiş, beslediğimiz, büyüttüğümüz hayvanı ne yazık ki ayaklarını kesmişler. İstediğiniz bu hayvanlardan anlamış değiliz yani. Bir lokma ekmek yiyor hayvan ya. Bu kadar da vicdansızlık, canilik olamaz. Bu yapılmaz yani. Hiçbir hayvan bunu hak etmiyor. Bugün hayvana yapan yarın bize neler yapmazdı. Görüyorsunuz arkadaşlar, hangi vicdansız yaptıysa Allah bildiği gibi yapsın yani. Rabbim aynısını ona gösterirsin inşallah. Görüyorsunuz yani. Bir lokma ekmek yer. Vermeyecekse ver. Ne istediniz bu hayvanlardan anlamış değiliz yani. Bir lokma ekmek yiyor hayvan ya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz kadın köpeğe işkence yapıyor. Evet. Hayvanseverler görsün bunu. Tepkisini göstersin. Bu da Bitlis Ağlat'ta. Thank you.
ki. Burası Ürgüp Sofular Köyü. Yaklaşık 15 tane hayvanı birer hafta arayla katletmişler. Hepsinin ayakları, ağızları bağlı. Hepsini bilerek öldürmüşler. Kuş, kedi, köpek ne varsa burada katletmişler. Ağızları köpürmüş bir şekilde, hayvanların hepsi şişmiş. Böyle yatıyorlar. Dışarı şurayı da çek. Resim de çek. Hepsi bu şekilde. Resim. Herkese merhabalar. Bugün sizlere mahallemizde olan yavru kediyi öldürdüler. Ve öldürdükleri gibi başını kopardılar. Ve buna gerçekten para cezası yazıyorsunuz. Onun da, o da bir canlı. Onun da bir duyguları var. Ne kadar konuşamasa da. Ve burada ayrıyeten 7 tane daha kedi var. Ve 7 kedinin de gözünü çıkardılar. Gerçekten bu adalet mi? Söyler misiniz ya? Tamam, bu yaşta olabiliriz, hiçbir şey anlamıyor olabiliriz ama o da bir canlı. Lütfen ama lütfen bunu yayın. Şu hayvanları zehirlemişler. Kim zehirlediğini bilmiyoruz. 6-7 tane köpek. Gördüğü. Tamam. Şu iki. Şurada iki tane daha var. Şurada iki tane daha var. Onlar da bakın şerefsizler, namussuzlar, ahlaksız insanlar bunlar. Şurada var bir tane. Şurada tarlada da iki tane daha var. Bunlar Allah'tan korkmayan insanlar. Bunlar insanlık dışı davranışlar bunlar. Bu tür insanlar insanlıkla hiçbir alakalıkları yok. Bu hayvanlar, bu köpekler bu insanlardan çok çok daha kaliteli insanlar. Hayvanlar, canlılar. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu tür hayvanlara eziyet veren ve öldürmek isteyen kesinlikle ve kesinlikle bu bir mahlukat denilir bunlara. Şurada var bir tane. Bu gördüklerimiz tabii ki. Bizim şu anda gördüklerimiz tabii ki. Bu karanlıkta bunları gördük. Görmediklerimiz de var mutlaka. Çünkü burada bir sürü sokak hayvanları var. Ağzı var, dili olmayan hayvanlar. Yani ne istediniz bu hayvanlardan ya? Ne istediniz? Vicdansızlar. Peki sen nasıl yatacaksın sen bu gece ya? Ha? Vicdanın sızlayacak mı? Bence senin vicdanın sızlamayacak. Senin kalbin sızlayacak. Yani ne diyeyim? Beddua etmek istemiyorum. Senin ailene. Videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanala abone olup beğenirseniz seviniriz. İyi günler dileklerimizle. Hoşça kalın.